mutfağımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle hazır yufkadan cips hazırlayacağım baharatlı salçalı bir cips olacak bakın böyle kıyır kıyır çok lezzetli ve oldukça doğal bir cips olacak sizlerde çocuklarınıza hazır cips yedirmek istemiyorsanız bu tarifimi mutlaka denemenize tavsiye ederim Yufkadan ev yapımı cipsimiz için gerekli malzemeler. 2 tane yufka kullanacağım. Normal market yufkası kullandım bugün. Sosu için gerekli malzemeler. 2 yemek kaşığı tepeleme domates salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı su, gerekirse biraz su ilavesi yapacağım. 1 yemek kaşığı mısır unu, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Bir tane kuru soğan, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı nane, 3 diş sarımsak, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve bir tatlı kaşığı tuz. Cipsimizin önce sosunu hazırlayalım. Çünkü sosunun biraz beklemesi gerekiyor. Sizler daha acılı ve daha yoğun baharatlı isterseniz baharat miktarını arttırabilirsiniz. Bütün baharatları kaseye aldım, şimdi karıştırıyorum. Hazır cipslerin aromasını vermesini istiyorsanız çeşniler kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım, doğal olmasını istedim. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı salça ekliyorum. Yine zeytinyağı kullanacağım. Sizler isterseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve üzerine hemen yarım çay bardağı su ekliyorum. Baharatları salçaya iyice karıştırıyorum. Biraz yoğun kaldı. Çok az daha su ilavesi yapıyorum. Sosu iyice karıştırdıktan sonra 3 diş sarımsağı böyle iri iri doğrayıp sosun içine koyuyorum. Bir de kuru soğanı iri dilimler halinde salçalı sosun içine koyuyorum. Kuru soğan ve sarımsak inanılmaz bir aroma veriyor. Böyle karıştırdıktan sonra streçle kapatıp buzdolabında birkaç saat bekletelim. Vaktiniz varsa geceden bile bekletebilirsiniz. Sosumuz dinlendi. Soğan ve sarımsak aromasını iyice verdi. Hemen cipsi hazırlıyorum. Bir tane yufkayı tezgaha serip bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde bolca sosunu sürüyorum. Kullandığım yufkalar çok büyük yufkalar değil market yufkası olduğu için bu malzemelerle iki tane yufkayı böyle sosladım yufkayı sosladım ikiye katladım üzerine tekrar sos ikiye kesip hemen kesme tahtasını alıyorum önce üzerine sos sürüyorum şeritler halinde 4 eşit parçaya kesip sonra kare kare kesiyorum ve ortadan üçgen olacak şekilde tekrar kesiyorum ruletle kesme oldukça kolay oldu İsterseniz bıçakla da kesebilirsiniz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alıyorum. Ev yapımı cips hazırlamak gerçekten oldukça kolay. Pişirmesi çok önemli. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 6-7 dakika pişiriyoruz ve sonra fırının derecesini 100'e düşürüp kuruyuncaya kadar hafif böyle çıtır oluncaya kadar pişiriyoruz. Bakın bir de bu şekilde şeritler halinde kesip böyle üçgen şekiller verdim. Sizler dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İster kare yuvarlak hiç sorun değil. Vermiş olduğum pişme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Çok dikkat edelim. Bakın arkadaşlar kıyır kıyır çok lezzetli bir cips oldu. Cipsin yanına bir de dip sos hazırladım. Böyle çok daha güzel oluyor. Siz farklı soslarla veya ketçapla da yiyebilirsiniz. Bugün de sizlerle çok pratik ve çok lezzetli bir tarifin daha sonuna geldik. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip kıymetli yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim yapmış olduğunuz her yorum benim için gerçekten çok önemli. Sizler yorum yaptıkça ben yeni tarifler hazırlayıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerle dek Kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.